Toprağın huzuru bahçemize hoş geldiniz. Hayırlı, huzurlu, bereketli günleriniz olsun. Şimdi gördüğünüz gibi üzümlerimiz korukta. Yani üzümlerimiz ham şekilde. Ham üzümlerden olmamış üzümlerden mis gibi şifalı turşu yapacağız. Turşumuz için gerekli olan malzemeleri birazdan hemen sayacağım. Olmamış üzümün yani koruğun şifası saymakla bitmez. Özellikle yaz mevsiminin en şifalı olmamış ham meyvesi diyebiliriz. Üzümlerimizi topladık, koruklarımızı. Şimdi yıkıyoruz arkadaşlar. Tek tek ayıkladık. Koruklarımız çok olduğu için tek tek minik saplarını ayırmamız mümkün değil. Şimdi kötülerini ve sap kısımları, yüzeye çıkanları alıyoruz. Diğer kısımlarını birkaç kere yıkayıp tamamen tertemiz su olana kadar işlemden geçireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi kavanozlarımızı sırasıyla dizdik. İçine sarımsaklarımızı, birer ikişer tane sarımsak koyuyoruz alt tabanına. Sarımsaklarımızı şöyle gördüğünüz gibi kabuğuyla atıyorum. Ben yıllardır turşumuzu, sarımsaklarımızı kabuklu atıyorum. Daha faydalı. Daha önce de Instagram sayfamızda kabuklu sarımsağın faydalarını anlatmıştım. Tekrar inşallah onun için de bir video çekelim. Şimdi sarımsaklarımızı attıktan sonra şöyle birkaç tane nohut atıyoruz. Kavanozlarımızın alt tarafına. Şimdi bir de arkadaşlar kuruk turşularımıza bahçemizden topladığımız şöyle acı Arnavut biberlerimizden birer tane atıyoruz. İsterseniz şöyle bölebilirsiniz. İsterseniz bütün atabilirsiniz. Bütün kavanozlarımıza hafif acılık vermesi için atıyoruz. Çok acı olmuyor turşularımız. Çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Şimdi ben buradaki bütün işlemleri tamamladıktan sonra tekrar sizlerle turşularımızı koyarken buluşacağız. Evet arkadaşlar, şimdi koruklarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde kavanozlarımıza dolduracağız. Biraz boşluk bırakacağız. Buraya tekrar sarımsak koyacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini bu şekilde hafif üstünden boşluk kalacak şekilde dolduracağız. Şimdi hepsini dolduralım, tekrar buluşalım. Koruğun faydalarını birkaç şekilde sıralayacak olursak arkadaşlar, yaz aylarında çok güzel serinletici özelliği var. İştah açıcı özelliği var. Özellikle vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Antioksidan özelliği var arkadaşlar koruğun. Özellikle kadınlarda görünen regle öncesi şişkinlik için çok etkili. Böbrek hastalarının koruk turşusu ve koruk suyu tüketilmesi tavsiye ediliyor arkadaşlar. Cilt rahatsızlıkları için de koruk çok değerli bir şifa kaynağı. Şimdi gördüğünüz gibi koruklarımızı bu şekilde ağzına kadar dolduruyoruz. Sapla birlikte de yapabilirsiniz üzümleri. Sapıyla da turşu yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi koruklarımızın üzerine sarımsaklarımızı ekledik. Ve 1,5 yemek kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Ya da 1 kaşık tepeleme ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi daha sonra
Sadece üzüm sirkesi ya da armut sirkesiyle dolduracağız. Sırf sirkeyle şişelerimizi doldurup kapatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tamamen sirkeyle doldurduğumuz kavanozlarımızı kapatıyoruz. 3 gün dışarıda bekleyecek. 3 gün sonra buzdolabınız ya da serin bir yer alabilirsiniz. Tamamen sarardıktan sonra 1 hafta 10 gün içinde turşumuz hazır. Afiyet şifa olsun arkadaşlar. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce size koruk turşusunu anlatmaya çalıştım. Üzümlerin bu halini kaçırmayın. Mutlaka toplayın toplayın yiyin arkadaşlar. Çiğ olarak da yiyebilirsiniz. Turşu olarak da ve ekşisini de yapabilirsiniz. Harika şifalı olan bu üzümlerden faydalanın. Videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Şifanız bol olsun.